İslam'ın dışında hiçbir hak ve hakikat kaynağı yoktur. Fen ve hikmet, sanat ve sanayi dahi İslam'ın içindedir ve onun bir şubesidir. İlhamını Kur'an'dan almayan hiçbir ilim ve teknik asla hayra vesile olamaz. Akıl, İslam ve imanın emrinde olursa en büyük nimettir. Fakat aynı akıl, şeytanın emrinde olursa en büyük felaket olur. İman, Ay'a gönderilen füze gibi dosdoğru olmalıdır. Bu füze, olabilecek milimlik bir sapma ile yanlış bir yere çarpıp parçalanabilir. İslam'dan da uzaklaştıracak bir sapma, insanı cehenneme taşıyabilir. İslam'a ırkçılık, sentezcilik veya çeşitli sıfatlar eklemek, füzenin açısının sapması gibidir. Son dönemler, fikir kirlenmesi olarak modern Müslüman, ılımlı İslam, light İslam, çağdaşlık gibi kavramlar kullanılmaktadır. Birkaç asır öncesi Hristiyanlığı protestanlaştıran zihniyet, şimdi de bu kavramlarla İslam'ı protestanlaştırmak istemektedir. Örneğin, ılımlı İslam diye bir şey yoktur. İslam, İslam'dır. Rabbimiz, sadece davranışımızı değil, maksat ve niyetlerimizi de kontrol eder. Örneğin, bir pınarın başına dinlenmek için gelen bir adam, atını bağlamak için yer bulamayıp bir dal parçası çakarak atını bağlayabileceği bir yer yapmışsa ve kendisinden sonra bu pınara gelenler de bundan faydalanmışsa, bu kişi sevap kazanır. Aynı yerde otlar büyüdüğü için, bu kazağa ayağa takıldığı için yere düşen bir kişi de başkalarının düşmemesi için aynı kazığı sökmüş ise, bu kişi de sevap kazanır. Görüldüğü gibi, yapılan işlemler birbirinin zıttı olmasına rağmen, kazığı çakan da, söken de Cenab-ı Allah'ın mükafatına mazhar olur. Çünkü ikisinin de niyeti halistir. Kelime-i şehadet getirmekle birlikte işimiz bitmez. Tam aksine, kulluk imtihanımız o zaman başlar. Ve kulluğun temel vazifesi tebliğ ile başlar. Bizler güzel bir dille tüm insanlığa tebliğ ederiz. Hidayet ise Allah'a aittir. Müslümanlığı öğrenmek için Efendimiz'i tanımak ve onun azametini hissetmeye çalışmak temel bir esastır. İslam demek, ilim, çağdaşlık, sosyal adalet ve adil düzen demektir. Örneğin, Kudüs, Batı medeniyetlerinin eline geçtiğinde, her seferinde Müslümanlar katledilmişlerdir. Ancak, Müslümanlar her seferinde orayı kurtardıklarında daima affedici olmuşlardır. Sonradan Müslüman olan John Davenport'u bu yola sokan en önemli olay ise Mekke zaferi sonrası büyük zulümleri yapan ve teslim olanların korkudan tir tir titrerken Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin intikamla hareket etmemiş olmasıdır. Müslümanlar dünyanın gelmiş geçmiş en büyük düşünce sistemine sahiptir. Fakat
Bu büyük düşünce sisteminin karşısında daima batıl fikirler ola gelmiştir. Ve bu batıl fikirler bizi dinimizi ve Müslümanlık hakikatlerimizi öğrenemeyecek hale getirmiştir. Zaman zaman Batı ilimlerini yarım yamalak okumuş insanlar Müslümanlığı küçük görür. Ve çok bilmiş bir edayla dünyada ilim var, fen var der. Laboratuvarda çalışan bir profesöre ne yapıldığı sorulsa size bildiği bilgileri ve bazı formülleri söyleyecektir. Aynı profesöre madde ve enerjiyi atomik düzeyde tanımlaması istendiğinde Müslümanlığa tepeden bakan Batı ilminin bir çıkmaza saplandığı görülür. İlim Allah'ı bilmekle başlar. İnsanların tüm bilgisi toplansa Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ilmi karşısında nokta kadar bir yeri olmaz. Onun için Batı ilminin böyle küçümseyici bir tavır takınmaya hakkı yoktur. Bunu yapanlar kulluğunun farkında olsa kibirlenmez ve Cenab-ı Hak'tan sadece kendisine daha fazla ilim vermesini niyaz eder. İlk insan başlangıç olarak kabul edildiğinde, ilk çağlarda insanlar kendi içlerinde tahtaları, taşları birbirlerine sürterek ateşi bulmuş olabilirler. Peki bu ilk noktadan zamanımıza kadar bugünkü bilgilere nasıl ulaşıldı? İnsanlar her ne kadar ilk çağda belli bir seviyeye geldiyse de günümüz ilmi ilk çağın basamak basamak ilerlemesi ile gelişmemiştir. Çünkü belli bir seviyeden sonra İlim birdenbire artış göstermiştir. İnsanlık tarihinde bilgilerin birdenbire arttığı bu nokta asr-ı saadettir. Bu nokta 7. asra rastlar. Asr-ı saadetle insanların ilimleri birdenbire artmaya başlamıştır. İnsanlık tarihinde asr-ı saadetten Rönesans'a kadar geçen 7 asırlık bir devre kadar insanlığın ilmini Müslümanlar inkişaf ettirmişlerdir. Fakat Avrupa Haçlılar aracılığı ile bu ilmi Müslümanlardan alır. Ve çok sonradan girmelerine rağmen Müslümanların önüne geçer. Bu miladi 14 ve 15. asra Hicri 7 ve 8. asra denk gelir. Araştırmalar gösteriyor ki bugünkü insan bilgisinin en aşağı %60 ila 70'ini Müslümanlar inkişaf ettirmişlerdir. Taklitçi sözde aydınlar İslam düşmanı müsteşriklerin kendilerine öğrettikleri bir takım yanlış fikirlerle doldururlar. İlmin eski Yunan'dan, Hindistan'dan ve eski Mısır'dan çıktığı bilgisi külliyen yanlıştır. Avrupa, Müslümanlarla temas ederek bir takım ilimler almış, fakat bu ilmi kimden aldıklarını katiyen söylememişlerdir. Diğer Avrupalılar da okudukları bilgileri kendilerinin yaptıklarını zannetmişlerdir. Avrupa'da bu şekilde hak etmediği halde büyütülmüş insanlar vardır. Müslüman kitaplarındaki bilgileri 14. asırda alan Avrupa, bu kitaplardaki mefhumları ancak 18. asırda anlamayı başarabilmişlerdir. Yani 4 asır sonra.